Galatasaray'da deprem. Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Torrent maç sonrası yaptığı açıklamalarda kötü haberi verdi. İspanyol teknik adam özellikle Beşiktaş ve Barcelona maçlarında sergilediği performanslarla çok büyük çıkış yapan Mustafa Muhammed ve takımın en yetenekli oyuncularından biri olan Sofyan Feghouli'nin Fenerbahçe maçında oynayamayacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı Dominic Torrent, "Oyuncularımın başlangıcıyla ilgili memnunum. Milli aralardan sonra ne olduğunu iyi bilirim. Her zaman zor maçlar oynanır. Futbolcular bu dönemlerde farklı çalışıyorlar ve kendilerini milli takıma atıyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık ve oyuncularımdan çok iyi bir geri dönüş aldık. Zamanımız var. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Kimin oynayacağını bilmiyoruz ama kim sahada olursa olsun en iyi şekilde sahada olacağız ve Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama Mustafa Muhammed ve Sofyan Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok." ifadelerini kullandı. Erman Toroğlu bombayı patlattı. Merhaba dostlar, naber? Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray zorlu maçı kazanmayı bildi. NEF Arena'da saat 20.30'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmada galip gelen Cimbom 11 maçlık aranın ardından ligde yine 3 puan uzanmayı bildi. Sarı Kırmızılılar gelecek maçta 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Öte yandan ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızılıların galibiyeti için "Kerem çıkana kadar Galatasaray çok etkileyici. Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok iyi futbolcu. Ceza alanına girerse yandın. Bunu sakatlanana kadar 4-5 kez yaptı. Dünyada bu tip oyuncular çok azaldı. İnşallah çok büyük takımlara, çok büyük paralarla gidecek bu çocuk. Kerem çıktıktan sonra Galatasaray biraz rölantiye aldı oyunu. Bu maçta Karagümrük çok etkisizdi ama bunun sebebi Galatasaray'ın oyunu. Karagümrük'ün tek opsiyonu Emre Mor. Galatasaray top oynatmadı resmen. Bu galibiyet derbi için moralini arttırır Galatasaray'ın." ifadelerini kullandı. "Biz Fenerbahçe maçını da kazanacağımızı düşünüyoruz. Peki sizce Galatasaray'ımız zorlu maçlar rakibine ekarte edebilecek mi? Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yine yener" diyenler videoyu beğensin. Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bolt'tan bile hızlı. Galatasaray'da sular durulmuyor. Bir yandan 30 Nisan'da yapılacak seçimlerde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar'da bir yandan da transfer listesi oluşturulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Terim'in kontratının bitmesi ve yine seçim gündeminin yoğun olması nedeniyle aynı sıkıntıları yaşayan Galatasaray, bu kez seçimden önce scout ekibinin belirlediği oyuncuları kısa listeye ekleyecek. Kanat bölgesine hızlı bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın yetenek avcılarının favorisi Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique. Dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı futbolcu yapılacak başkanlık seçiminin ardından Galatasaray'ın yeni patronunun transfere onay vermesi halinde parçalı formayı giyecek. Galatasaray'ın transfer listesinin tepesine yazdığı Henrique, mükemmel hızının yanı sıra üstün top tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9 asist yaparak tam 35 gole doğrudan etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan Sambacı, görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu. Galatasaray'a 25 milyon euroluk Marcao piyangosu. Galatasaray yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.
İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Sarı Kırmızılıların gelir beklediği en büyük hamle ise Marcano'nun satışı gibi görünüyor. Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın gerisinde haftanın 11'ine seçilerek adını devlere duyurmayı başaran Marcao için şimdiden çok yüksek bir bonservis bedeli belirlendi. Sarı Kırmızılıların Marcao'nun menajeriyle de görüşerek kapıyı 25 milyon eurodan açarız dediği öğrenildi. Galatasaray'ın İtalyan sportif direktörü Sensibile'nin Marcao'ya Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında. Campos'la başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacak. Diğer taraftan olası bir Marcao satışına karşı Sambacı'nın yerini kısa sürede doldurmak isteyen Galatasaray bir stoper havuzu oluşturdu. Bu doğrultuda aralarında yerli oyuncuların da olduğu genç ve gelecek vaat eden birçok savunmacıyla görüşmeler yapılacak. Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası. ...2022-2023 sezonunda ipi gözleyecek kadroyu kurmak için gece gündüz çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılılar, golcü transferinde büyük bir aşama kaydetti. Buffett'in bir Gomis'in varlığından oldukça memnun olsa da yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşecek olması nedeniyle Fransız golcüyle sözleşme yenilememe kararı alan Cimbom, Mustafa Muhammed'in yeni partneri olarak Burak Yılmaz'la söz kesti. Bu sezonun bitmesiyle kontratı sona erecek olan milli golcüye yeniden sarı kırmızılı formayı giydirecek olan Galatasaraylı idareciler, Burak Yılmaz'da 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Uzun bir aradan sonra parçalı formayla yeniden sahalara çıkmak isteyen kral da Galatasaray formasını tekrar giymek için gün sayıyor. Galatasaray'da forma giydiği dönemde 141 karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz bu maçlarda 82 gol atıp 23 asist yaparak tam 105 gole doğrudan katkı sağlamayı bildi. Burak Yılmaz aynı zamanda Türkiye'de en çok Galatasaray formasıyla boy gösterirken yine en çok gol katkısını da sarı kırmızılı formayla verdi. Sarı kırmızılı formayla hem şampiyonluk, hem krallık, hem de Şampiyonlar Ligi çeyrek finali gören milli golcünün yeni hedefi bu başarıları tekrarlamak hatta bir üst seviyeye taşımak olacak.